Wir nehmen Evet, eee penaltıları izlediniz mi? Şeklinde bir soru geldi. Rakip hakkında ne söylersiniz? Az önce dedik evet, Polonya çok önemli bir rakip. Ancak bizim takımımız oldukça rakip, oldukça güçlü, sağ içerisinde çok iyi organizasyon olan bir takım. hervorragende Spiele gemacht und äh, das ist nicht so 95 Minuten karşı 6 birlik sonuç çok dikkat çekici bunun hakkında ne düşünmektesiniz e, düşüncelerinizi merak ediyorum İlk yarıya baktığımızda Türkiye daha baskın olan daha dominant taraf olan taraftı bize nazaran gerçekten saha içerisinde daha organizeydi e, ancak Türkiye teknik olarak çok tecrübelere. Çok tecrübeli oyunculara sahip bir takım, usta ayaklardan kurulmuş. Gerçekten çok güçlü dişli bir rakip rakibi karşı oynadık. Hırvatistan ve Almanya mücadelesinde de oldukça iftihar çıkardılar ve galip geldiler. Bugün maçın geneline baktığımızda 90 hat, hatta 95 dakika Türkiye gibi bir takıma karşı dişli bir takıma karşı oynamak hiç kolay değildi. İlk ee, ilk 30 dakika biraz duruktuk evet. E, Türkiye'nin golünden sonra biraz toparlamada sıkıntı yaşadık. Ancak son 15 dakika e, kendimize yakışır futbolu sahada göstermeye çalıştık ve soyunma odasına 2-1 gitmek bizi motivasyon, motivasyon anlamda e, biraz mutlu etti. Ancak e, günün sonunda, maçın sonunda 6 fazla 6 e, gol atmak Türkiye gibi bir takıma karşı 6-1 galip gelmek bizi ziyadesiyle mut, e, mutlu etti. Gag'in e, presi çok uyguladınız çünkü. Bu bizim oyunumuzun bir plan, e, planı mıydı? Montella muhtemelen e, Türkiye Milli Takım Antrenörü bununla alakalı bir cevap vermiştir. Ben Öst, Avusturya Milli Takım e, Antrenörü olarak takım hakkında konuşmam gerekirse... E, Sağ içerisinde gerçekten çok organize çok iyi işler yaptık, evet üçüncü bölgede çok e, Türkiye'yi zorluk çıkarma anlamda baskı yaptık ama bu zaten oyunun bir parçası. E, 70-75 dakika boyunca üst seviye baskı kurmaya çalıştık. Bugün de takımım muazzam iş çıkardı bu anlamda. Dolayısıyla bu bizim oyunumuzun bir parçasıydı. Fransa olacak. Açıkçası oyuncularım da benim işimi bu anlamda biraz kolaylaştırdı. Bazı oyuncular e, sağ içerisinde e, bunu ispatladılar. E, evet. Bazen eksik oyunculardan yoksa bir şekilde sahaya çıkıyorsunuz. Çok şükür ki korona gibi bir etki yaratmadı ancak bakıldığı zaman bazı oyuncular da sakatlıklar da dolayı kadroda yer almadı. Kolay bir sınav değildi Türkiye mücadelesi. Bunun üzerine çok düşünmek istemiyorum. Şu an konsantre olduğum şey gün ve gün aşıladığımız sistemimize üzerine devam eden bir takım yaratmak. Saha içerisindeki oyuncuların yapmış olduğu gayret, arzu ve Ateşlemeleri beni çok memnun etti. Dikkatlerini de bu şekilde güzel bir şekilde üzerlerine çektiler. Slovakya mücadelesinde gerekse Türkiye mücadelesinde istediğimiz, arzadığımız futbol oynadık. Bu da aslında benim ilerideki kadro düşüncemi yavaş yavaş oturtmaya başladı.